Merhabalar. Bugünkü amacımız sanal robotumuzla 23 Nisan şarkısını çalmak. Onun için sayfamıza giriyoruz ve yeni bir proje açıyoruz. Açtığımız bu proje sayfasında, bakın sanal robotumuz buraya geldi. Normalde büyük ekranda şu yan tarafta olur ama ben bugün şarkı sözlerini de görelim diye notalarını, bunu ekranı biraz küçülttüm. Şimdi ilk aşamada bizim amacımız sanal robotla bu şarkıyı sanal robotun çalması ama bunu butonlarıyla yapacağız. Her satırı mesela sanki her tarafta var bir düğüm satırını çalarken Enter tuşu yani şu ortadaki robotun orta tuşuyla çalmasını istediğim için onun için bu butonu aldı buraya koyduk. Şimdi notalarımıza bir göz atalım. Notalar bize ne söylüyor? Kaçlık vuruş olduğunu bilmemiz gerekiyor. Burada kolay olsun diye yazılı olarak notaları ele aldık. Çünkü nota bilgisi olmayan öğrencilerimiz olabilir. Şimdi sol demiş mesela burada. Altında bir çizgi var bakın. Bu birlik vuruş olduğunu gösteriyor bize. Bu ne demek? Şimdi hemen hep beraber görelim. Müzik bölümüne gidelim. Müzik bloklarından şu bloğu alıp buraya yerleştiriyoruz. Ve şuraya tıkladığımızda bakın piyano çıkıyor. Şuradan do, re, mi, fa, sol, la, si şeklinde gidiyor. Biz şuradaki notayı alacağız. Yani şuradan itibaren saymaya başlayacağız. Bizim başlangıç start yerimiz burası olsun. Kaç tane tuş var bakalım? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 tane tuş var. Biz Do'yu şuradan itibaren sayıp hep burayı baz alacağız. Ona göre de buradaki notalarımızı yerleştireceğiz şimdi hep beraber. Şimdi sol notasını yerleştirmek için şuradan sayalım. Pardon, bir daha gelelim üzerine. Do, re, mi, fa, sol. Sol notası şu. Bunu aldıktan sonra notanın tam vuruş mu, yarım vuruş mu olduğuna bakıyorum. Tam vuruş olduğunu nereden anlıyorum? Altında bir çizgi varsa yazının altında, sol yazısının altında bunu birlik vuruş olarak alıyoruz. Şuradan vuruşları ayarlıyorum. Şöyle. Şimdi yanına hemen yine birlik vuruş olan mi notasını koyacağım. Yine buradan bir nota daha ekliyorum. Bu sefer mi'yi. Nereden başlıyorduk do, re, mi saymaya? Şuradan do, re, mi. Bana lazım olan mi. Ben şunu alacağım. Ve onu da tam vuruş olarak seçeceğim. Bir çalsın isterseniz şöyle. Bu şekilde. Şimdi hızlıca la, sol, fa, mi, re'yi de yerleştirelim. Yalnız dikkat edin, bakın bunların altında herhangi bir çizgi yok. Yani bunlar yarım vuruş olarak alacağız. Şimdi la notasını alalım. Üzerine gelip sağ tıklarsak double key çıkar, yani kopyala çıkar. Bunu kopyalayıp altına koyduktan sonra sıradaki notam la olduğu için buraya tıklıyorum. Şuradan sayıyorduk bakın. Do, re, mi, fa, sol, la. La notasını aldım. Ve la notası kaçlık vuruş? Yarım vuruş. Onun için vuruşunu ne yapacağız buradan? Değiştireceğiz. La'dan sonra tekrar yine sol alacağız. Buradan da alabiliriz. Bir tane daha nota alıyoruz. Ona da sol. Do, re, mi, fa, sol. Sol'u aldım. Sol da yine yarım. Burada da yarım da.
Sonra ne var? Sırada fa var. Fa ve mi. İki tane daha alalım hemen. Double kayıt yapalım. Yani kopyalayalım. Ne kaldı? Fa, mi, re. Şu üçünü yerleştireceğim. Önce fa'ya bakalım. Do, re. Re, mi, fa. Bu fa. Altında hemen mi olacak. Şu da mi olacak. Do, re, mi. O da yarım. Son olarak re notası. Bakın bu tam vuruş olacak. Bu çizgi buna ait çünkü. Onun için önce re'yi bulalım. Do, re burada hemen. Ve buna da tam vuruş yaptık. Yani şuraya kadar biz notalarımızı ne yaptık? Hazırladık ve altına taktığımız zaman şöyle şu şekilde basalım Alt+Enter. Bakın yavaş yavaş şarkımız ortaya çıkıyor. Ne kaldı geriye? Son 3 nota kaldı. Onun için 3 tane daha. 1, 2 ve 3. 3 notayı daha alacağız. Bu notamız yarımlık vuruş çünkü yanında herhangi bir çizgi yok. Notamızın ismi re, do, re. Hemen do'nun yanında. Sonrası mi notasını alacağız. O da yine yarımlık vuruş. Do, re, mi'yi aldık. Yarım vuruş. 1 bölü 2 yani. Ve son notamız fa notası bu satırda. Do, re, mi, fa notası. Fa notası altında bakın çizgi var. Ve bunu ne yapacağız? Uzun vuruş. Şimdi bunu yerleştirdiğimde birinci satırı sanki her tarafta var bir düğüm. Bakalım nasıl çalacak. Oldu gibi, değil mi? Evet, bu şekilde birinci satırı ortadaki Enter tuşuyla çaldı. Şimdi ikinci satırı Enter'la çalmasında bu break'in üzerindeki sol tuşla çalsın. O zaman buradan ben ne yapacağım? Sol tuşu seçeceğim. Artık şu ikinci satırdaki şu notaları da bu sol tuşla çalacağım. Hemen onların notasını da yerleştireyim. Gördüğünüz gibi çok kolay. Şuradan sürükle bırak şeklinde notalarım kaç tane ise o kadar alalım hemen. 2, 4, 6, 8, 10 tane nota gerekiyor. Yine az önce olduğu gibi şöyle double kayıt yapıp da öyle de yapabilirsiniz. Şöyle yukarı kaldıralım. Kaç tane oldu? 2, 4, 6 tane var şu anda. 7, 8, 9 ve son notamız ikinci satırın son notası yerleştirdim. Ama şimdi ayarlarını yapacağım. İkinci satırda bana fa notasını vermiş ve uzun yani birlik vuruş istiyor. Fa notasını hemen bulalım. Şuraya tıklayıp ne yapıyorduk? Do. Duyalım hatta. Do. Re. Mi. Fa. Fa notası burada. Ve birlik vuruşu mutlaka bunları yapmam gerekiyor. Fa'dan sonra ikinci notamız re. Hemen o do'nun yanında zaten do, re.
O da yine tam vuruş, bakın. Onu da tam vuruş olarak ayarlayalım. Hemen re'yi takip eden nota sol notası. Do, re, mi, fa, sol. Sol notası yarımlık vuruş olduğu için onu değiştirmiyorum. Zaten burada yarımlık vuruş gösteriyor. Bakın şuradayız. Şimdi fa ve mi notasını ayarlayacağız. Do, re, mi, fa. Fa'yı ayarladım. Hemen onun altında mi gelecek şimdi. Şuradayız. Do, re, mi. Mi'yi de ayarladık. O da yarım vuruş. Sonra re gelecek. Şurası, şurası. Do, re. Re'yi de ayarladıktan sonra uzun do geliyor. Bakın şurada. Do buydu zaten. Ama ne olacak do? Uzun, yani birlik vuruş. Onu da yaptık. Geriye kaç notamız kaldı? 3 tane kaldı. Hemen bu uzun do'yu takip eden tekrar bir kısa, yani yarımlık vuruş var. O da yine do ama yarım. O zaten burada yarım olarak ayarlanmış. Onu takip eden notamız re notamız. Do, re. O da yarım. Ve son notamız mi bu satırda. Mi notasını da bulalım. Do, re, mi. Mi notası yanında uzun bir çizgi olduğu için tam vuruş böyle ayarladık. Şimdi gelin bu iki satırı dinleyelim ve son iki satırı siz bu şekilde devam edin. Yani bir sonraki buradaki düğmelerden farklı bir düğme seçin. Ben şu anda mesela birinci satırı Enter tuşuyla başlatacağım. İkinci satırın çalması için de sol tuşa basacağım. Bakalım. Burada tabii çok küçük olduğu için şu ekranı bir büyüteyim. Bir dakika. Tamam. Bir daha başlasın. Evet, bu şekilde şarkımızı tamamlayalım. Son iki çalışmayı da sizler yapın. Şu son iki satırımız kaldı. Bunları da siz verdiğim talimatlara göre tamamlayın.